Kozmik hız sınırı nedir ve neden var? Evrende de hayattaki gibi bir trafik polisi var ve bu polis istediğimiz hızda gitmemize izin vermiyor. Öyle ki ışığa yetişmemiz bile mümkün değil. Ancak kütlesiz parçacıklar ışık hızında ilerleyebiliyor. Hiçbir şeyin ışık hızına geçmesine izin vermeyen bu fenomenin ismi evrensel kozmik hız sınırıdır. Zaman nedir sorusuna verilen en güzel cevaplardan biri de şu sözdür. Zaman her şeyin aynı anda olmamasını önleyen doğaya özgü olaydır. Fakat fiziği biraz daha derinden incelediğimiz zaman aslında her şeyin aynı anda olmasını önleyen olayın zaman değil kozmik hız sınırı olduğunu görürüz. Einstein özel görelilikle bu hız sınırının matematiksel tanımını bizlere yapmıştı. Bir cisim ışık hızına çıkmaya yaklaştıkça onu ivmelendirecek enerji gittikçe artar ve sonunda sonsuz bir enerjiye yakınsar. Bu yüzden bu hız yani ışık hızı yalnız kütlesizlere serbesttir. Peki bu hız sınırı neden var? Kozmik hız sınırı yani ışık hızının varlığı evrende gelişen olayların evrene yayılabilmesinde bir fren sağlamasıdır. Aksi takdirde bir olayın gerçekleşmesinden önce onun etkileri yaşanacaktır. Claude Durham bu durum için şöyle demiştir. Işıktan daha hızlı gidebilirseniz nedensellikle ilgili birçok sorunla karşılaşırsınız. Eğer kozmik hız sınırı olmasaydı, yani olaylar anlık hızlarla gerçekleşseydi, evrende geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda ve karma karışık bir biçimde gerçekleşirdi. Bu yüzden evreni anlamamız ve anlamlandırabilmemiz için iyi ki ışık hızı var.